12. Gezegen. Dünyanın başka bir yerden gelen zeki varlıklar tarafından ziyaret edildiği önerisi, bu zeki varlıkların üstünde bizimkilerden daha ileri bir uygarlık kurmuş oldukları bir başka gök cisminin varlığını gerektirir. Başka bir yerden gelen zeki varlıklarca dünyanın ziyaret edildiği ile ilgili spekülasyon, geçmişte bu varlıkların kökeni olarak Mars veya Venüs'ü merkez almaktaydı. Ancak artık dünyanın bu iki gezegen komşusunun üstünde zeki yaşamın ve de ileri bir uygarlığın olmadığı fiilen kesinleştiğinden dünyanın ziyaret edilmiş olduğuna inananlar, böylesi dünya dışı astronotların yuvası olacak diğer galaksiler ve uzak yıldızlar aramaktalar. Böyle önerilerin avantajı kanıtlanamaz olmalarına rağmen aksinin de kanıtlanamayışıdır. Bu önerilen yuvaların dezavantajı ise dünyadan fantastik derecede uzak olmaları, ışık hızında bile yıllarca ve yıllarca seyahat etmeyi gerektirmeleridir. Dolayısıyla böyle önerilerin sahipleri dünyaya tek yönlü bir yolculuk olduğunu öne sürerler. Dönüşü olmayan bir göreve çıkan bir astronot ekibi veya belki de kaybolan ve kontrolden çıkan dünyaya çakılan bir uzay gemisi. Sümerlilerin tanrıların göksel eviyle ilgili fikri kesinlikle bu değildir. Sümerliler böyle bir göksel evin, bir saf yerin, bir ilksel evin mevcudiyetini kabul etmiştir. Enlil, Enki ve Ninursak dünyaya gitmelerine ve orada kendilerine yuva edinmelerine rağmen babaları Anu hükümdar olarak göksel evde kalmıştır. Sadece çeşitli metinlerde arada bir yapılan göndermeler değil, ayrıca tanrı listeleri de aslında saf yerin tahtında Anu'dan önce gelen hanedanın 21 ilahi çiftini sayar. Yani Anu'dan öncesi de vardır. Anu bizzat büyük bir şatafat ve debdebe içindeki bir tahtta oturmaktadır. Gılgamış'ın bildirdiği ve Hezekiel kitabının onayladığı gibi burası tamamen yarı değerli taşlardan oyulmuş yapay bir bahçesi olan bir yerdir. Anu burada resmi eşi Antu ve 6 cariyesi, 80 evladı, bir başbakan, 3 roket gemilerden sorumlu komutan, 2 silahlardan sorumlu komutan, 2 büyük yazılı bilgi üstadı, 1 maliye bakanı, 2 baş yargıç, 2 sesle etkileyen ve baş asistan katibi olan 2 baş katiple birlikte oturmaktadır. Mezopotamya metinleri sık sık Anu'nun evinin muhteşemliğinden, onun kapısını koruyan tanrılardan ve silahlardan söz ederler. Adapa'nın hikayesi şöyle der. Adapa'ya bir şem sağlayan tanrı Enki daha sonra ona göğe giden yolu gösterdi ve o da göğe çıktı. Göğe yükseldiğinde Anu'nun kapısına yaklaştı. Tammuz ve Gizida muhafızlık yapıyordu Anu'nun kapısında. İlahi silahlar Şar, Ur, Kraliyet Avcısı ve Şar Gaz, kraliyet katiliyle korunan Anu'nun taht odası Tanrıların Meclisi'nin toplanma yeriydi. Böyle durumlarda içeri girme ve yerleşme sırasını düzenleyen sıkı bir protokol uygulanıyordu. Enlil Anu'nun taht odasına girer, sağ tacın yerinde oturur, Anu'nun sağında. Ea, yani Enki, Anu'nun taht odasına girer, kutsal tacın yerinde oturur, Anu'nun solunda. Kadim yakın doğunun gök ve yer tanrıları sadece göklerden gelmekte kalmayıp göksel eve de dönebiliyorlardı. Anu arada bir devlet ziyareti için dünyaya inerdi. İştar en azından 2 kez Anu'ya gitmişti. Enlil'in Nippur'daki merkezi bağ gök yer olarak donatılmıştı. Şamaş, kartallardan ve roket gemilerin fırlatma alanından sorumluydu. Gılgamış ebediyet yerine çıkmış ve Uruk'a dönmüştü. Adapa'da bu yolculuğu yapıp anlatmak üzere geri gelmişti. İncil'deki Tire Kralı da. Bazı Mezopotamya metinleri Sümerce Abgal, yani yönlendirilen büyük kişi veya yolu işaret eden üstattan gelen bir Akat terimi olan Abkallu'yla ilgilidir. Gustav Guterbo, Babil ve Hitit'te tarihsel gelenek ve ebedi oluşumlarda önemli bir isimdi. Bunların daha önce gösterdiğimiz kartallar gibi resmedilen kuş adamlar olduklarını söylüyor. Onların becerilerinden söz eden metinler bunlardan biri için İnanna'yı gökten indirdi. İnişini Eanna tapınağına yaptı der. Bu ve diğer göndermeler Abkallu'nun Nefilimlerin uzay gemilerinin pilotları olduklarını işaret eder. İki yönlü seyahat sadece mümkün değil aynı zamanda denir bize. Sümer'de bir tanrılar kapısı yani Babil'i kurmaya karar veren tanrıların lideri tarafından en başından beri düşünülmüştür. İlksel kaynağı meclise çıktığımızda gece dinlenecek bir yer olacak. Hepinizi alacak.
göklerden meclis için indiğinizde gece dinlenecek bir yer olacak. Hepinizi alacak. Dünya ve göksel ev arasında iki yönlü yolculuğun hem tasarlandığının hem de uygulandığının farkına varan Sümerliler tanrılarını uzak galaksilere sürmediler. Tanrıların evi bıraktıkları mirasın açıkladığına göre kendi güneş sistemimiz içindedir. Şamaş'ı kartalların komutanı olarak resmi üniforması içinde görmüştük. Bileklerinde metal kelepçelerle yerine oturan kol saatine benzer bir nesne taşımaktadır. Kartalların diğer betimlemeleri de tüm önemli kişilerin böyle nesneler taktıklarını gösterir. Bunların sadece süsleme amaçlı mı olduklarını yoksa yararlı bir amaca mı hizmet ettiklerini bilmiyoruz. Ama tüm bilginler bu nesnelerin gül şeklindeki rozetleri yani bir merkezi noktadan çıkarak yayılan taç yapraklardan oluşan yuvarlak bir yığını temsil ettikleri konusunda hemfikirdirler. Rozet, Mezopotamya, Batı Asya, Anadolu, Kıbrıs, Girit ve Yunanistan başta olmak üzere tüm kadim ülkelerde en yaygın süsleme amaçlı tapınak sembolüydü. Rozetin bir tapınak sembolü olarak göksel bir fenomenin yani uydularıyla çevrili bir güneşin stilize edilmiş hali olduğu kabul edilen görüştür. Kadim astronotların bileklerine bu sembolü takmaları bu görüşe inanılırlık kazandırmaktadır. Göksel evdeki Anu'nun kapısını gösteren bir Asur betimlemesi, bizim güneşimiz ve gezegenleri gibi göksel bir sistemle ilgili kadim aşinalığı onaylamaktadır. Kapının iki yanında iki kartal vardır. Göksel eve ulaşmak için onların hizmetine gerek duyulduğunu belirtir. En üstün ilahi amblem olan kanatlı küre kapıyı işaret eder. İki yanında 7 adet göksel sembol ve hilal vardır. Bunlar bize göre iki yanında Enlil ve Enki olan Anu'yu temsil etmektedir. Bu sembollerce temsil edilen gök cisimleri nerededir? Göksel ev nerededir? Kadim ressam başka bir betimleme ile cevap veriyor. Işınlarını kendisini çevreleyen 11 küçük gök cismine uzatan büyük bir gök cismiyle. Bu 11 gezegenin çevrelediği bir güneşin temsilidir. Şimdi burada şüphesiz ki bir güneş ve 11 gezegen gösteren bu betimlemelerin bizim güneş sistemimizi temsil ettiğini iddia etme tuzağına düşülebilir. Zira bilginlerimiz bize dünyanın bir parçası olduğu gezegensel sistemin güneş, dünya ve ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dan oluştuğunu söylemektedir. Bu bir güneş ve ay sayıldığında sadece 10 gezegen eder. Ama Sümerlilerin söylediği bu değildi. Sistemimizin Güneş ve Ay da sayılarak 11 gezegenden oluştuğunu iddia ediyor ve bugün bildiğimiz gezegenlere ek olarak Güneş sisteminin 12. üyesinin de olduğu fikrine sıkı sıkıya bağlıydılar. Yani Nefilimlerin evi olan gezegen. Biz ona 12. gezegen diyeceğiz. Sümer enformasyonunun doğruluğunu kontrol etmeden önce gelin dünya ve çevresindeki göklerle ilgili bilgimizin tarihine bir göz atalım. Bugün dev gezegenler Jüpiter ve Satürn'ün ötesinde evren açısından çok önemsiz uzaklıklar ama insan için muazzam, güneş sistemimize ait olan iki büyük Uranüs ve Neptün'ün ve bir üçüncü küçük gezegenin Plüton olduğunu biliyoruz. Ama bu bilgi son derece yenidir. Uranüs gelişmiş teleskoplar yardımıyla 1781'de keşfedilmişti. Onu 50 yıl kadar izleyen gökbilimciler, yörüngesinin bir başka gezegenin etkisini gösteriyor olduğu sonucuna vardılar. Matematik hesaplamalar yardımıyla kayıp gezegen yani Neptün, gökbilimciler tarafından 1846'da saptanabildi. Derken 19. yüzyılın sonunda Neptün'ün de bilinmeyen bir başka yer çekimi etkisine maruz kaldığı anlaşıldı. Güneş sistemimizde bir gezegen daha mı vardı yoksa? Bulmaca 1930'da Plüton'un gözlenmesi ve yerinin saptanmasıyla çözüldü. 1780'e dek ve ondan önceki yüzyıllar boyu insanlar Güneş sistemimizde 7 üye olduğuna inanmışlardı. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Dünya bir gezegen olarak sayılmıyordu. Zira diğer gök cisimlerinin dünyanın yani üstünde Tanrı'nın en önemli yaratışı olan insanın olduğu, Tanrı tarafından yaratılan en önemli gök cisminin çevresinde döndüğüne inanılmaktaydı. Ders kitaplarımız genelde dünyanın güneş merkezi bir sistemdeki birkaç gezegenden sadece biri olduğunun keşfini Nikolaus Kopernik'e atfederler. Dünyayı merkezi konuma koyan görüşüne karşı çıkması durumunda Hristiyan kilisesinin gazabından korkan Kopernik çalışmasını ancak 1543'te ölüm döşeğindeyken yayınladı.
Yüzyılların astronomi kavramlarını sadece keşifler çağının denizcilikle ilgili ihtiyaçları ve Kolomb'un 1492'de ve Magellan'ın 1520'de ve diğerlerinin dünyanın düz değil de yuvarlak olduğuna dair bulguları sebebiyle tekrar gözden geçirmeye koyulan Kopernik, matematik hesaplara bel bağlamıştı ve kadim yıldızlarda cevapları aradı. Kopernik'i destekleyen birkaç kilise adamından biri olan Kardinal Schönberg ona 1536'da şöyle yazar. Öğrendiğime göre kadim matematiksel doktrinlerin temellerini öğrenmekle kalmamış, yeni bir teori de yaratmışsınız. Buna göre dünya hareket etmektedir ve temel ve dolayısıyla ana konumu işgal eden güneştir. O zamanlardaki kavramlar dünyanın düz ve yıldızların üstüne sabitlenmiş olduğu uzak göklerin üstüne kemer olduğu yolundaki Grek ve Roma geleneklerine dayanmaktaydı. Yıldızlarla bezeli göklerin hemen önünde planetler, dünyanın etrafında dönmekteydi. Dolayısıyla haftanın 7 günü ve bu günlerin adlarına kaynaklık eden 7 gök cismi vardı. Güneş, Sunday yani güneş günü pazar oluyor. Ay günü ise pazartesi oluyordu. Monday. Mars salı, mardi. Merkür çarşamba, merkerdi. Jüpiter perşembe, jeudi. Venüs cuma, vendredi. Satürn cumartesi, saturday. Bu astronomi kavramları M.Ö. 2. yüzyılda Mısır'ın İskenderiye şehrinde yaşayan bir gökbilimci olan Ptolemy'nin çalışmalarından ve sistemleştirmelerinden kaynaklanmıştı. Kesin bulgulara göre Güneş, Ay ve 5 gezegen dünyanın çevresinde dönmekteydi. Ptolemci astronomi 1300 yıldan fazla hüküm sürdü. Kopernik, Güneş'i merkeze koyana kadar. Bazıları Kopernik'i modern astronominin babası diye adlandırırken diğerleri onu daha ziyade eski fikirleri yeniden düzene koyan bir araştırmacı olarak görüyordu. Gerçekten de Sisamlı Hipparkus ve Aristarkus gibi Ptolemy'den önce gelen Grek gökbilimcilerinin yazılarını dikkatle incelemişti. Aristarkus M.Ö. 3. yüzyılda gök cisimlerinin hareketlerinin merkezi dünyanın değil güneşin olduğu varsayıldığında daha iyi açıklanabileceğini önermişti. Aslında Kopernik'ten 2000 yıl kadar önce Grek gökbilimciler gezegenleri Güneş'ten başlayarak doğru sırayla saymışlar. Yani Güneş sisteminin odak noktasının Dünya değil, Güneş olduğunu kabul etmişlerdi. Güneş merkezi kavram Kopernik tarafından sadece yeniden keşfedilmişti ve gökbilimcilerin M.Ö. 500 ve 1500'dekinden çok daha fazla şey biliyor olmaları oldukça ilginç bir durumdur. Gerçekten de bilginler artık daha eski zamanlardan bazı Grek gökbilimcilerin başka türlü biliyor olduklarına dair kanıtlar bırakmalarına karşın niçin ilk önce Greklerin ve daha sonra Romalıların dünyanın düz olup altında Hades ve cehennemin uzandığı bir çamurlu su katmanının üstünde yükseldiğini varsaydıklarını izah etmekte güçlük çekiyorlar. M.Ö. 2. yüzyılda Küçük Asya'da yaşamış olan Hipparkus, gün dönümüne ve ekinoksa ait burcun yer değiştirmesi, yani artık gün, tün eşitliği zamanının gerilemesi denilen fenomeni tartışmıştır. Ama bu fenomen ancak küresel astronomi bağlamında, yani dünyanın küresel bir evren içindeki diğer gök cisimleriyle çevrili bir küre olması durumunda açıklanabilmektedir. Gezegenlerin ve günlerin adları arasındaki benzeşim bu günlerin Latince ve İngilizce yazılışlarında daha belirgindir. Öyleyse Hipparkus dünyanın bir küre olduğunu biliyordu da hesaplamalarını küresel astronomi bağlamında mı yapmıştı? Aynı derecede önemli bir başka soru daha var. Gün tün eşitliği zamanın gerilemesi fenomeni ki dünyadan görülen haliyle belirli bir burç takım yıldızındaki güneşin konumuyla baharın varışıyla bağlantı kurularak gözlemlenebilirdi. Bir burç evinden diğerine kayma 2160 yıl gerektirmekte. Hipparkus bu astronomik gözlemi yapacak kadar uzun yaşamamış olmalıdır. Öyleyse bu bilgiyi nereden edinmişti? Hipparkus'tan 200 yıl önce yine Küçük Asya'da yaşamış bir başka Grek matematikçi ve gökbilimci olan Knidoslu Edoxus bir göksel küre tasarlamıştı. Bir kopyası dünyayı taşıyan Atlas heykeli olarak Roma'da dikilmişti. Küredeki desenler burç takım yıldızlarını temsil ediyordu. Ama eğer Edoxus gökleri bir küre olarak tasarlamışsa bu göklere göre dünya neredeydi? Göksel kürenin düz bir şekilde göksel bir küreyle çevrili küresel bir dünyadan haberdar mıydı? Orijinalleri kaybolan Edoxus'un çalışmaları M.Ö. 3. yüzyılda gökbilimci tarafından ortaya konan olguları şiirsel dile çeviren Aratus'un şiirleri sayesinde bize kadar ulaşmıştır.
Alıntı yaptığına göre Aziz Paul'ün biliyor olması gereken bu şiirde takım yıldızlar ayrıntılarıyla tarif edilmiş. Her yana çizilmiş ve gruplanışları ve adlandırılışları çok uzak bir zaman öncesine atfedilmiştir. Bir zamanlar yaşamış olanlar bir terminoloji düşünmüş ve icat etmişler ve uygun biçimler bulunmuş. Edoxus'un takım yıldızların adlandırılışını atfettiği bir zamanlar yaşamış olanlar kimlerdi? Şiirdeki belirli ipuçlarına dayanarak modern gökbilimciler bu Grek dizelerinin gökleri M.Ö. 2200'lerde Mezopotamya'da gözlendiği haliyle tarif etmeye inanmaktalar. Hem Hipparkus'un hem de Edoxus'un Küçük Asya'da yaşamış olmaları bilgilerini Hitit kaynaklarından aldıkları olasılığını arttırıyor. Belki de Hitit başkentini ziyaret etmişler ve oradaki kayaların üstüne oyulmuş olan resmi geçitteki tanrılar arasında iki boğa adamın bir küreyi kaldırarak taşıdığını görmüşlerdi. Edoxus'a atlas ve göksel küreyi yontma ilhamını veren pekala bu görüntü olabilir. Küçük Asya'da yaşayan eski Grek gökbilimciler Mezopotamya kaynaklarından yararlanabildikleri için mi kendilerinden sonra gelenlerden çok daha iyi bilgiliydiler acaba? Aslında Hipparkus yazılarında çalışmalarının birçok bin yıl boyunca birikmiş ve doğrulanmış bilgiye dayandığını bildirmiştir. Öğretmenleri olarak Erey'in, Borsippa'nın ve Babilli gökbilimcilerini gösterir. Rodoslu Geminius, ayın kesin hareketlerinin kaşifleri olarak Kaldelilerin yani Kadim Babililerin adını verir. M.Ö. 1. yüzyılda yazan tarihçi Diodorus Siculus, Mezopotamya astronomisinin kesinliğini onaylar. Kaldeliler, gezegenleri adlandırmıştır. Sistemlerinin merkezinde en büyük ışık Güneş vardır. Gezegenleri onun konumunu ve ışıltısını yansıtan evlatları vardır. Demek ki Grek astronomi bilgisinin tanınan kaynağı Kaldede'dir. Değişmez bir şekilde bu daha önceki dönemdeki Kaldeliler kendilerini izleyen halklardan çok daha fazla ve çok daha doğru bilgiye sahip olmuştur. Kadim dünyanın her yerinde nesiller boyunca Kaldeli adı yıldız gözleyen yani gökbilimciyle eş anlamlı olmuştu. Tanrı, Kaldelilerin urundan çıkan İbrahim'e gelecekteki İbrani nesillerden konuşulurken yıldızlara bakmasını söylemiştir. Gerçekten de eski ahit ve Kur'an-ı Kerim astronomik bilgilerle doludur. Yusuf kendini ve erkek kardeşlerini 12 gök cismiyle kıyaslar. Ata, Yakup 12 torununu 12 burç takım yıldızıyla ilişkilendirerek kutsar. Mezmurlar ve Eyüp kitabı tekrar tekrar göksel fenomenlere, burç takım yıldızlarına ve Ülker, Pleiades takım yıldızı gibi diğer yıldız gruplarına atıfta bulunur. Demek ki burç kuşağında göklerin bilimsel biçimde bölünmesine dair bilgi ve diğer astronomik enformasyon Kadim Grey'in zamanından çok öncesinde Kadim Yakın Doğu'da yaygındı. Erken dönem Grek astronomlarının yararlandıkları Mezopotamya astronomisinin sahası çok engin olmalı. Zira sadece arkeologların buldukları bile metinlerden, yazıtlardan, mühür baskılarından, rölyeflerden, çizimlerden, gök cisimleri listelerinden, kehanetlerden, takvimlerden, güneşin ve gezegenlerin doğma ve batma zamanlarını gösteren tablolardan, tutulma tahminlerinden oluşan bir dağ gibidir. Ama kesinlikle söylenebilir ki daha sonraki tarihli metinler yapı olarak astronomikten ziyade astrolojiktir. Göklerin ve gök cisimlerinin hareketleri kudretli kralların tapınak rahiplerinin ve genelde ülke halkının asil meşgalesi haline gelmiş gibi görünmekte. Yıldızları gözlemenin amacı sanki dünya meselelerinin savaş, barış, bolluk, kıtlık gidişatına ait cevabı göklerde bulmaktır. M.Ö. ilk 1000 yıla ait yüzlerce metni derleyen ve analiz eden araştırmacı ve bilim adamı Thompson, Ninova ve Babil'in büyücü ve astrologlarının anlattıklarını derledi. Bu yıldız gözleyenlerin ülkenin, halkının ve yöneticisinin talihiyle ulusal açıdan ilgilendiklerini, yani günümüzdeki yıldız falcılığından bahsediliyor. Bireysel talihlerle ilgilenmediklerini gösterebilmiştir. Ay hesaplanan zamanda görünmezse güçlü bir şehir istila edilecek demektir. Bir kuyruklu yıldız güneşin yoluna erişirse toprak akışı azalacak, iki kez bir gürültü kopacaktır. Jüpiter Venüs'le gittiğinde ülkenin duaları tanrıların kalbine erişecektir. Eğer güneş ay istasyonunda durursa ülkenin kralı tahtında sağlam olacaktır. Bu astroloji bile kapsamlı ve doğru astronomik bilgi gerektirmekteydi. Yoksa hiçbir kehanet mümkün olamazdı.
Böyle bir bilgiye sahip olan Mezopotamyalılar sabit yıldızları gezinen gezegenlerden ayırt edebiliyor ve Güneş ve Ay'ın ne sabit yıldız ne de sıradan gezegenler olduklarını biliyorlardı. Kuyruklu yıldızlara, meteorlara ve diğer göksel fenomenlere aşinaydılar. Güneş, Ay ve Dünya'nın hareketleri arasındaki ilişkileri hesaplayabiliyor ve tutulmaları tahmin edebiliyorlardı. Gök cisimlerinin hareketlerini izliyor ve bunları Dünya'nın yörüngesi ve Güneş merkezli sistem yoluyla kendi çevresinde dönüşüyle ilişkilendiriyorlardı. Dünya semalarındaki yıldızların ve gezegenlerin doğuşunu ve batışını Güneş'e göre ölçen bu sistem günümüzde hala kullanılmaktadır. Göklerdeki gök cisimlerinin Dünya'ya ve birbirlerine göre hareketlerinin ve konumlarının izini sürebilmek için Babililer ve Asurlular doğru göksel takvimler tutuyordu. Bunlar gök cisimlerinin gelecekteki konumlarını sıralayan ve tahmin eden tablolardı. Profesör George Sarton, M.Ö. son 300 yıldaki Kaide astronomisini derledi. Bunların iki metotla hesaplandıklarını bulmuştur. Daha yeni olanı Babil'de kullanılmıştır. Eskisi ise Uruk'ta. Hiç tahmin edilemeyen bulgularına göre daha eski olan Uruk metodu daha sonraki sistemden daha gelişmiş ve daha doğruydu. Bu şaşırtıcı durumu şu sonuca vararak açıklamıştır. Kalde'nin gök bilimci rahipleri Sümer'in yazılı formüllerini ve geleneklerini izlemişken Grek ve Romalıların hatalı astronomik fikirleri dünyayı geometrik terimlerle izah eden bir felsefeye kaymasından kaynaklanmıştı. Mezopotamya uygarlığının son yüzyılda gün ışığına çıkarılmasıyla diğer birçok alanda olduğu gibi astronomi alanında da bilgimizin kökenlerinin Mezopotamya'nın derinliklerine gömülü olduğuna artık şüphe kalmamıştır. Bu alanda da Sümer mirasından kaynaklanıyor ve bu mirası devam ettiriyoruz. Sarton'un çıkarımları son derece kesin olan takvimlerin onları hazırlayan Babilli gökbilimcilerin gözlemlerine dayanmadığını bulmaktan dolayı şaşkınlığa uğrayan Profesör Nuga Bauer'in çok kapsamlı çalışmalarıyla da güçlenmiştir. Bu bilim adamı astronomik çivi yazısı metinleri çözmesiyle ünlüdür. Aksine bu tablolar kullanılan gökbilimciler tarafından müdahale edilemeyen belirlenmiş bazı sabit aritmetik şemalardan kaynaklanmaktaydılar. Aritmatik şemalara böylesine otomatik bir bağlılık bazı katı matematiksel teorilere göre takvimleri adım adım hesaplama kurallarını veren ve bu takvimlere eşlik eden işlem metinlerinin yardımıyla sağlanıyordu. Nuge Bauer, Babil'li gökbilimcilerin takvimlerin ve matematiksel hesaplanışlarının dayandığı teorilerden bir haber oldukları sonucuna varır. Ayrıca bu kesin tabloların deneysel ve teorik temelinin büyük ölçüde modern bilgilerin de gözünden kaçtığını kabul eder. Yine de kadim astronomik teorilerin mevcut olması gerektiğini, çünkü bu detaylı bir plan olmaksızın yüksek karmaşıklıktaki hesaplama şemalarının tasarlanmasının mümkün olamayacağına kanidir. Bu karmaşık teoriler nasıl geliştirilmişti? Bu teorilerin geliştirilmesi için şart olan gözlemleri yapanlar kimdi? Nabauer, işlem metinlerinde anlamları kısmen bilinse de okunuşları hiç bilinmeyen çok sayıda teknik terimle karşılaşırız diye belirtir. Babililerden çok öncelerde birileri Babil, Asur, Mısır, Grek ve Roma gibi daha sonra gelen kültürlerinkinden çok daha üstün olan astronomi ve matematik bilgisine sahipti. Sümerliler gerçekten de ellerinde araç gereç olmasa da küresel bir astronomi ve geometrinin gerektirdiği gelişmiş astronomik ve matematik bilgisine sahip miydiler? Dillerinin gösterdiğine göre gerçekten de sahiptiler. Göklerin kavisi veya yayından söz ederken dup terimini astronomide dünyanın 360 derecelik çevresi anlamına geliyor, dup terimini kullanmaktaydılar. Astronomik ve matematik hesaplamaları için An-Ur çizdiler. Bu da gök cisimlerinin doğuş ve batışlarını ona oranlayarak ölçebilecekleri hayali bir gök ufkuydu. Bu ufka dikey olarak bir dik çizgi uzattılar. Nubu-Sar da bunun yardımıyla referans noktasını elde ettiler ve buna Anpa dediler. Boylam dediğimiz çizgileri çizdiler ve onları derecelenmiş boyunduruk, enlemleri ise göklerin orta çizgileri diye adlandırdılar. Örneğin yaz gün dönümünü işaret eden enleme Anbil, göklerin ateşli noktası dediler. Akkad, Hurri, Hitit ve kadim Yakın Doğu'nun diğer edebi şaheserleri Sümerce orijinallerin çevirileri veya versiyonları olduklarından gök cisimleri ve fenomenleriyle ilgili Sümerce'den alınmış ödünç sözlüklerle doluydular. Yıldız listeleri çıkaran veya gezegen hareketlerinin hesaplamalarını yazan Babilli ve Asurlu bilginler sık sık
kopyaladıkları veya çevirdikleri Sümer orijinallerinden söz etmişlerdir. Assurbanipal'in Ninova'daki kütüphanesinde de olduğu söylenen astronomi ve astrolojiye haşredilmiş 25 bin tablet Sümer kökeninin tanınmasıyla ilgili notlar içeriyor. Babillerin Rabbin Günü dedikleri büyük bir astronomi dizisi katiplerince açıklandığına göre Akatlı Sargon'un zamanında yani M.Ö. 3. bin yılda yazılmış olan bir Sümerce tabletten kopya edilmiştir. Ur'un 3. hanedanına yine M.Ö. 3. bin yıla dayandırılan bir tablet bir dizi gök cismini öylesine net biçimde sıralamakta ve tarif etmektedir ki günümüz bilginleri bunun aralarında kuzey semalarında büyük ayı, ejderha, çalgı, kuğu ve üçgen ve güney semalarında avcı, büyük köpek, su yılanı, karga ve erboğa bulunan takım yıldızların sınıflandırılmasıyla ilgili bir metin olduğunu anlamakta hiç zorluk çekmemişlerdir. Kadim Mezopotamya'da göksel bilginin sırları gökbilimci rahipler tarafından korunmakta, incelenmekte ve yayınlanmaktaydı. Bu kayıp kaide bilimini bize geri verdiği söylenen üç bilginin Cizvit papazları olması belki de çok uygundu. Joseph Epping, Johann Strassmann ve Francis Koegler, Babil'de yıldız bilimi ve yıldız hizmetleri konulu bir başyapıtında Koegler, muazzam sayıda metin ve listeyi analiz ve deşifre etmiş, düzenlemiş ve açıklamıştır. Bir yerde matematiksel olarak gökleri geri döndürerek M.Ö. 1800'lerde Babil göklerindeki 33 gök cismine ait listenin bugünkü gruplamalara göre dikkatle düzenlenmiş olduğunu göstermiştir. Hangilerinin gerçek grup, hangilerinin sadece alt grup olduğuna karar vermek için yapılan birçok çalışmadan sonra Dünya'nın Astronomi Topluluğu 1925'te dünyadan görünen gökleri kuzey, merkezi, güney olarak 3 bölüme ayırma ve buralardaki yıldızları 88 takım yıldız biçiminde gruplama konusunda anlaştı. Sonradan anlaşıldı ki bu düzenleme hiç de yeni değildi. Zira gökleri 3 banda veya yola bölen ve bunlara çeşidi takım yıldızlar tayin edenler ilk olarak Sümerlilerdi. Kuzey yolu Enlil'in adını almıştı. Güney ise Ea'nın. Merkezi bantsa Anu yoluydu. Günümüzün merkezi bandı yani burç kuşağını oluşturan 12 takım yıldızın bandı, Sümerlilerin yıldızları 12 ev olarak gruplandırdıkları Anu yoluna tam olarak denktir. Günümüzde olduğu gibi antik çağlarda da fenomenler burç kuşağı kavramıyla ilişkilendirilmekteydi. Güneşin çevresinde dünyanın çizdiği büyük daire her biri 30 derece olan 12 eşit parçaya bölünmüştü. Bu parçalardan her birinde görülen yıldızlar veya evler her biri yıldızların veya grubun oluşturur gibi göründüğü biçimlere göre adlandırılan bir takım yıldız halinde gruplandırılmıştı. Takım yıldızlar ve alt bölümleri ve hatta takım yıldızlar içindeki tekil yıldızlar bile Batı uygarlığına ağırlıklı olarak Grek mitolojisinden ödünç alınan isim ve tariflerle ulaştığından Batı dünyası bu başarıyı 2000 yıl boyunca Yunanlılara atfetmiştir. Ama erken dönem Grek gökbilimcilerin Sümerlilerden elde ettikleri hazır bir astronomiyi sadece kendi dil ve mitolojilerine uyarladıkları artık anlaşılmıştır. Hipparkus'un, Edoxus'un ve diğerlerinin bilgilerini nasıl elde ettiklerini biraz önce açıkladık. Hatta Thales'in yani Lidyalılar ve Medler arasındaki savaşı durduran M.Ö. 28 Mayıs 585'teki tam güneş tutulmasını tahmin ettiği söylenen en eski Grek astronomun bile bilgisinin kaynağının Sami dönemi öncesi Mezopotamya kaynakları yani Sümer olduğunu bildirmiştir. Burç kuşağı dediğimiz zodyak kelimesi Yunanca Zodiakos Kiklos'tan hayvan dairesi anlamına gelmektedir. Çünkü yıldız gruplarının yerleşimi bir aslana, balıklara ve benzeriye benzetilmiştir. Ama bu hayali şekiller ve isimler aslında 12 zodyak takım yıldızını Ulhe, parlak sürü diye adlandırılan Sümerlilerce türetilmiştir. Birincisi Guanna, göksel boğa, boğa burcu. İkincisi Maştabba, ikizler, ikizler burcu. Üçüncüsü Dup, cımbız, kıskaç, yengeç burcu. Dördüncüsü Urgula, aslan, aslan burcu. Beşincisi Absin, babası Sin'di, bakire, başak burcu. Altı Zibanna, göksel kader, terazi, terazi burcu. Yedincisi Girtab, deşen ve kesen, akrep, akrep burcu. Sekizincisi Pabil, savunmacı, okçu, yay burcu. Dokuzuncusu
Suğurmaş, keçi balığı, oğlak. Oğlak burcu. Onuncusu Gu, suların tanrısı, su taşıyıcısı, kova burcu. 11. Simma, balıklar, balık, balık burcu. 12.'si Kumal, tarlada yaşayan, ram, koç, koç burcu. Burç kuşağının resimsel betimlemeleri veya işaretleri adları gibi Sümer'de ortaya çıkışlarından beri hiç değişmeden kalmıştır. Teleskopun kullanılmasına kadar Avrupalı gökbilimciler sadece kuzey semalarındaki 19 takım yıldızı tanıyan Ptolemik görüşü kabul ediyordu. 1925'te şu an geçerli olan sınıflandırma üstünde fikir birliğine varılana dek Sümerlilerin Enlil yolu dedikleri bölgede 28 takım yıldız tanınmıştı. Eski Sümerlilerin Ptolemy'nin tersine kuzey semalarındaki bütün takım yıldızları tanımış, tanımlamış, gruplandırmış, adlandırmış ve sıralamış olduklarını öğrendiğimizde artık şaşmamak gerek. Enlil yolundaki gök cisimlerinden 12'si Enlil'in olarak saptanmıştır. Tıpkı Anu yolundaki burç kuşağını oluşturan 12 gök cismi gibi. Yine güney semalarında Ea yolunda da 12 takım yıldız adı sıralanmıştır. Sadece güney semalarında oldukları değil, aynı zamanda Tanrı Ea'nındır diye de belirtilirler. Ea'nın bu 12 asli takım yıldızına ek olarak güney semalarında birkaç tane daha sıralanmıştır. Ama birçoğu bugün tanınmamıştır. Enki, Ea yolu. Kadim astronomik bilgiyi sadece modern bilginin terimleriyle kalmayıp, aynı zamanda yüzyıllar ve bin yıllarca öncesinde göklerin nasıl göründüğü açısından da ortaya çıkarmak gibi muazzam bir görev üstlenen astrologlara ciddi problemler yaratmaktaydı. Ur'dan veya Babil'den güney semalarını gözlemleyen Mezopotamyalı gökbilimciler, güney semalarının yarısından biraz fazlasını görebilmekteydiler. Kalanı ufkun altında kalmaktaydı. Yine de eğer doğru biçimde tanımlanırsa, Ea yolundaki takım yıldızlardan bazıları ufkun bir hayli altında kalıyordu. Ama daha büyük bir sorun daha vardı. Eğer Mezopotamyalılar bilginlerin inandığına göre daha sonraki zamanlarda Greklerin yaptığı gibi bir alt dünyanın bir yarım daire şeklinde kavis çizen göklerin üzerindeki düz bir disk ki buna Grey'in Hades'i deniyor, kaotik karanlığı üstünde duran bir kuru kara kitlesi olduğuna inanmaktaydılarsa o zaman hiç Güney Yarımküre seması olmamalıydı. Mezopotamyalıların dünyanın düz olduğuna inandıkları varsayımı tarafından sınırlanan modern bilginler çıkarımlarına kuzey ve güneyi bölen ekvator çizgisinin çok altını dahil edememişlerdir. Halbuki kanıtlar 3 Sümer yolunun düz değil küresel bir dünyanın gökyüzünün tamamını kapsadığını göstermektedir. 1900'de T.G. Princess, Kraliyet Asya Bilimleri Derneği'ne tam bir Mezopotamya usturlabını, yani kelime anlamıyla yıldızları alan, tekrar bir araya getirmeyi ve yeniden kurmayı başardığını bildirdi. Pinches bundan bir pasta gibi 12 dilimle ve merkezi bir olan 3 daireyle sonuçta 36 kısma ayrılmış yuvarlak bir disk olduğunu gösterdi. Desenin tamamı her birinde bir ay adı yazılı olan 12 yapraklı bir rozet görüntüsüne sahipti. Princess bunları Mezopotamya takviminin ilk ayı olan Nisan'nu ile başlayarak 1 ile 12 arasında numaralandırdı. Ayrıca 36 kısmın her biri de bir at ve altında bunun bir gök cisminin adı olduğunu belirten küçük bir daire içermekteydi. Bu adlar birçok metin ve yıldız listesinde bulunmuştur ve bunlar şüphesiz takım yıldızların, yıldızların veya gezegenlerin adlarıdır. 36 kısmın her birindeki gök cisminin adının altında ayrıca bir sayı yazılıydı. En içteki halkada sayılar 30'dan 60'a kadardı. Ortadaki halkada 60'tan 120'ye kadar olup en dış halkadaysa 120'den 240'a kadardı. Bu sayılar neyi temsil ediyordu? Pinches'in sunumundan yaklaşık 50 yıl sonra yazan gökbilimci ve astrolog N.G. Bauer ancak şunu söyleyebilmişti. Tüm metin her birinde bir takım yıldızın adını ve öneminin ne olduğu henüz belli olmayan basit sayılar bulduğumuz 36 alanlı bir tür şematik gök haritası oluşturmaktadır. Konunun önde gelen uzmanlarından Van der Waarden bu sayıların belli bir ritimle azalıp çoğalması üstünde düşünmüş ve ancak sayıların gün ışığının süresiyle bir ilgisi var diye önerebilmişti. İnanıyoruz ki ancak Mezopotamyalıların dünyanın düz olduğuna inandıkları fikri terk edilir ve onların astronomik bilgilerinin bizimki kadar iyi olduğu kabul edilirse bu bulmaca çözülebilir.
Bunun sebebi bizimkilerden daha iyi araçlar olması değil, bilgi edinme kaynaklarının nefilimler olmasıdır. Bu muammalı sayıların başlangıç noktası Kuzey Kutbu olacak biçimde gök kavisinin derecelerini temsil ettiğini, bu üslubun bir düzlem küre, yani bir kürenin bir düz yüzeydeki temsili olduğunu öneriyoruz. Sayılar artar ve azalırken Enlil yolu için olan karşıt kısımdakiler hepsi de toplam 360 ediyor. Bu rakamlar yanlış anlaşılamayacak kadar tanıdıktır. Tam bir dairenin çapının bölümlerini temsil ediyorlar. Çeyrek yol yani 90 derece, yarı yol 180 derece veya tam daire 360 derece. Enlil yolu için verilen sayılar, kuzey yarımkürenin bu sümervari kısmının kuzey kutbundan 60 derece açıldığını ve Anu yolunun ekvator üstünde 30 derece sınırlandığını gösterecek şekilde çiftlenmiştir. Anu yolu ekvatorun her iki yanında da eşit uzaklıktadır. Derken kuzey kutbundan uzakta, iyice güneyde Enki, Eya yolu uzanır. Dünyanın ve göksel kürenin bu kısmı 30 derece güney ve güney kutbu arasında uzanmaktadır. A. Anu yolu, gezegenler ve zodyaktaki takım yıldızların göksel bandı. B. Enlil yolu, kuzey seması. C. Eya yolu, güney seması. Eya yolundaki kısımlardaki sayıların Adaru ve Ululu, yani Şubat ve Mart, Ağustos ve Eylül'deki toplamı 180 derece oluyor. Kuzey kutbundan 180 derece uzaklıktaki tek nokta, ister doğrudan ister batıdan güneye gidiyor olun, güney kutbudur. Ve bu durum ancak bir küre üstündeyseniz doğru olabilir. Gerileme, yani presesyon, dünyanın kuzey-güney ekseninin yalpalamasıyla meydana gelen ve kuzey yıldızını işaret eden, kuzey kutbunun ve güney kutbunun göklerde büyük bir daire çizmesine sebep olan fenomendir. Dünyanın takım yıldızlardan oluşan fon önündeki bariz gerilemesi, yılda bir kavisin 50 saniyesi veya 72 yılda 1 derecedir. Dolayısıyla büyük daire, yani dünyanın kuzey kutbunun yine aynı kuzey yıldızını işaret etmesi için geçen süre ise 25.920 yıldır. Yani gökbilimcilerin büyük yıl veya Eflatun yılı, anlaşılan Eflatun da bu fenomenin farkındaydı, dedikleri şey budur. Çeşitli yıldızların doğuşu ve batışı antik çağlarda önemli görülürdü ve yeni yılı müjdeleyen bahar noktasının kesin olarak belirlenişi meydana geldikleri burç eviyle ilişkilendiriliyordu. Gerileme sebebiyle bahar noktası ve diğer göksel fenomenler yıldan yıla gerileyerek en sonunda 2160 yılda bir kez tam bir burç evi kadar gerilemekteydi. Astronomlarımız M.Ö. 900'lerdeki bahar noktasını saptayan bir sıfır noktası uygulamaya devam ediyorlar ama bu nokta artık iyiden iyiye balık evine kaymıştır. Milattan sonra 2100'lerde bahar noktası ondan önce gelen kova evinde meydana gelmeye başlayacaktır. Bazılarının kova çağına girmek üzere olduğumuzu söylerken kastettiği budur. Bir burç evinden diğerine doğru kayma 2000 yıldan fazla sürdüğünden bilginler Hiparkos'un M.Ö. 2. yüzyılda gerilemeyi nasıl ve nereden öğrenmiş olabileceğini merak etmişlerdi. Artık kaynağının Sümer olduğu bellidir. Profesör Langdon'un bulguları M.Ö. 4400'lerde Boğa çağında oluşturulan Nippur takviminin gerileme ve ondan 2160 yıl daha önce meydana gelen burç kuşağı gerilemesine ait bilgiyi yansıttığını meydana çıkarmaktadır. Mezopotamya astronomi metinleriyle Hitit astronomi metinlerini bağdaştıran Profesör Yeremias da eski astronomi tabletlerinin Boğa'dan Koç'a doğru değişimi kaydetmiş oldukları fikrindedir. Mezopotamyalı gökbilimcilerin Koç'tan Balığa doğru değişimi de tahmin ettikleri ve bekledikleri sonucuna varmıştır. Bu çıkarımlara atıfta bulunan Profesör Willy Hartner, Yakın Doğu'daki takım yıldızların en eski hikayesini yazan Willy Hartner, Sümerlilerin arkalarında bunu belirten bol miktarda resimsel kanıt bıraktıklarını belirtmiştir. Bahar noktası Boğa burcundayken yaz gün dönümü Aslan burcunda meydana gelmişti. Hartner, Sümer betimlemelerinde en erken zamanlardan itibaren görülen çok tekrarlanan bir boğa-aslan çekişmesi motifine dikkatleri çeker ve bu motiflerin M.Ö. 4000'lerde boğa takım yıldızının ve aslan takım yıldızının konumlarını 30 derece kuzeydeki bir noktadaki gözlemciye sunduğunu söylemiştir. Profesör Jeremias, Sümer'in zodyaksal kronolojik sıfır noktasının tam olarak boğa ve ikizler arasında durduğunu gösteren kanıtlar bulmuştur.
bu ve diğer verilerden burç kuşağının ikizler çağında yani Sümer uygarlığı başlamadan bile önce tasarlandığı sonucuna varmıştır. Berlin Müzesi'ndeki bir tablet, Zodyak takım yıldızının listesine aslanla başlar ve bizi insanoğlunun toprağa işlemeye henüz başlamış olduğu M.Ö. 11 binlere geri götürür. Bu gerçekten de imkansız bir zamanda astronomi anlamında muhteşem bir gelişmişliktir. Sümerli gökbilimcilerin muhtemelen kendi başlarına elde edemeyecekleri bilgiye sahip oldukları açıktır ve ellerindeki bilginin büyük bölümünün onlar için hiçbir pratik kullanımı olmadığını gösteren kanıtlar da vardır. Bu durum sadece kullandıkları çok gelişmiş astronomik metotlarla ilgili değildir. Örneğin kadim Sümer'de bir göksel ekvator saptamaya gerçekten ihtiyaç duyan kimdi? Ayrıca yıldızlar arasındaki uzaklıkların ölçümleriyle ilgili detaylı metin çeşitleri de mevcuttu. Bu metinlerden AO 6478 adıyla bilineni, bizim şimdi yengeç dönencesi dediğimiz çizgi boyunca gözle görülebilen 26 büyük yıldızı sıralıyor ve aralarındaki uzaklıkları 3 farklı biçimde ölçülmüş olarak veriyor. Metin, bu yıldızlar arasındaki uzaklıkları ilk olarak Mattash Kultu, ölçülmüş ve tartılmış denilen bir birimle veriyor. Bunun zamanın geçmesiyle açığa çıkan suyun ağırlığıyla ilgili olan dahiyane bir araç olduğuna inanılmaktadır. İki yıldız arasındaki uzaklıkları zaman bakımından belirlemeyi mümkün kılmaktadır. İkinci uzaklıklar sütunu gök kavisinin dereceleri cinsindendir. Tam gün yani gündüz ve gece 12 çift saate bölünmüştür. Gök kavisi 360 derecelik tam daireyi oluşturur. Bu durumda bir berru veya çift saat gök kavisinin 30 derecelik kısmını temsil ediyor. Bu metotla dünya üzerinde zamanın geçişi söz konusu gök cisimlerinin arasındaki uzaklığın derece cinsinden ölçümünü sağlıyor. Üçüncü ölçüm metodu ise berru-i naşame'dir. Göklerdeki uzaklık. Sabit yıldızlar arasındaki mesafeleri çeviren araştırmacı ve bilim adamı Tureo Duncan, İlk iki metot diğer fenomenlerle ilgiliyken bu üçüncü metodun kesin ölçümler sağladığını işaret ediyor. O ve diğerleri bir göksel berruğunun günümüz metresiyle 10.692 metreye denk olduğuna inanmaktadırlar. Metinde 26 yıldız arasında göklerdeki uzaklık hesabı göklerde çizilen berru olarak 655.200'dür. Yıldızlar arasındaki uzaklığın 3 farklı metotla ölçümünün mevcut olması konuya verilen büyük önemi gösteriyor. Peki ama Sümer'in erkekleri ve kadınları arasında kim böyle bir bilgiye ihtiyaç duymuştu? Aralarından kim bu metotları oluşturmuş ve doğru biçimde kullanabilmişti? Tek muhtemel cevap şudur. Bilgiye sahip olan ve böyle doğru ölçümlere ihtiyaç duyan Anunnakiler. Uzay yolculuğu yapabilen başka bir gezegenden dünyaya gelen dünya semalarında uçan nefilimler. İnsanoğlu uygarlığının daha şafağındayken gelişebilmesi için binlerce yılın gerektiği astronomi bilgisine, ileri bir astronomi için gelişmiş metotlara ve matematiğe ve kavramlara sahip olan göklerdeki uzaklıkları, yıldız düzenlerini ve yıldız gruplarını, helyak doğuşları ve batışları, karmaşık bir güneş-ay-dünya takvimini ve hem gök hem de yerle ilgili dikkate değer bilgilerin geri kalanını insan katiplere dikkatle tablo tablo kopyalamayı ve kaydetmeyi öğretmeye ihtiyacı olan ve öğretebilen bir tek onlar olabilirdi. Bu geçmiş göz önüne alındığında Nefilimlerin rehberliğindeki Mezopotamyalı gökbilimcilerin Satürn'ün ötesindeki gezegenlerin farkında olmadıkları, Uranüs, Neptün ve Plüton'u bilmiyor oldukları düşünülebilir mi? Dünyanın kendi ailesine, güneş sistemine ait bilgileri, uzak yıldızlara, düzenlere ve uzaklıklarına ait bilgilerden daha az olabilir miydi? Yüzlerce ayrıntılı metinde yer alan kadim zamanlardan gelen astronomik enformasyon, göksel düzenlerine veya ilişkilendirildikleri tanrılara ya da aylara ya da ülkelere ya da takım yıldızlara göre dikkatle düzenlenmiş olan gök cisimlerini sıralarlar. Ernest Wider tarafından analiz edilen böyle bir metin, Büyük Yıldız Listesi adıyla anılmaya başlamıştır. 5 sütunda onlarca gök cismini birbirleriyle, aylarla, ülkelerle ve ilahlarla ilişkili olarak sıralamaktadırlar. Bir başka metin ise burç kuşağı takım yıldızlarındaki ana yıldızları doğru biçimde sıralar. B.M.86378 olarak endekslenen bir metin 72 gök cismini göklerdeki yerlerine göre sıralar. Metinler böyle uzar gider.
Bu metinler yığınından bir anlam çıkarmak ve özellikle de Güneş sistemimizdeki gezegenleri doğru biçimde tanımlamak üzere girişilen çabalardan bilgin nesilleri akıldan karıştıran sonuçlar çıkartmışlardır. Artık biliyoruz ki gayretleri başarısızlığa mahkumdu. Zira Sümerlilerin ve Ardıllarının Güneş sisteminin güneş merkezli, dünyanın sadece bir diğer gezegen ve Satürn'ün ötesinde daha fazla gezegen olduğunun farkında olmadıklarını varsaymaktaydılar. Yanlışlıkla. Yıldız listelerindeki bazı isimlerin bizzat dünyaya uygulanabileceği olasılığını göz ardı eden ve çok sayıda diğer isim ve sıfatları Sümerlilerin bildiğini varsaydıkları sadece 5 gezegene atfetmeye çalışan bilginler karışık sonuçlara ulaştılar. Hatta bazı bilginler bu karmaşanın kendilerinden değil, Kaidelilerin karıştırmasından kaynaklandığını bile söylediler. Bilinmeyen bir nedenle Kaidelilerin bilinen 5 gezegenin adlarını değiştirip durduklarını söylediler. Sümerliler tüm gök cisimlerine Mul derlerdi. Akkad terimi Kakkab. Kakkab da aynı şekilde Babililer ve Asurlular tarafından her gök cismine verilen genel bir terimdi. Bu uygulama kadim astronomi metinlerini çözmeye çalışan bilginleri daha da çileden çıkardı ama Lubat terimini alan bazı Mullar Güneş sistemimizdeki gezegenleri belirtmekteydi. Gezegenlerin Yunanca adının gezinenler kelimesinden geldiğini bilen bilginler Lubad'ı Lu ve Bat'tan yüksek ve uzak yani yüksek ve uzaktan türeyen gezinen koyunlar olarak okudular. Ama artık Sümerlilerin Güneş sisteminin gerçek yapısını bildiklerini açıkça ortaya koymuş olduğumuzdan Bat teriminin diğer anlamları eski olan, temel, ölümün olduğu yerde olan olduğu anlaşılıyor ve doğrudan önem kazanmaktalar. Bunlar Güneş için uygun sıfatlardır ve Sümerlilerin Lubat kelimesiyle sadece gezinen koyunları değil, Güneş'in çobanlık ettiği koyunları yani Güneş'imizin gezegenlerini kastettikleri sonucuna varabiliriz. Lubatların yeri, birbirleri ve Güneş'le ilişkileri birçok Mezopotamya astronomi metninde tarif edilmiştir. Üste olan ve altta olan gezegenlere göndermeler vardır. Ve Kukler, referans noktasının bizzat Dünya olduğunu doğru biçimde tahmin etmiştir. Ama gezegenlerden en çok Mulmul'la ilgili astronomi metinleri çerçevesinde söz edilir. Bu bilginlerin hala tahmin etmeye çalıştıkları bir kelimedir. Daha iyi bir çözüm olmayınca bilginlerin çoğu Mulmul teriminin M.Ö. 2200'lerde bahar noktasının ekseninin yani Babil'den izlendiği haliyle bunun içinden geçtiği, boğa ucundaki bir yıldız kümesi olan Pleiades takım yıldızını belirttiği fikrine varmışlardır. Mezopotamya metinleri sık sık Mulmul'un 7 Lumash, 7 tanış gezinen anlamını içerdiğinden söz etmektedir. Ve bilginler bunların Pleiades takım yıldızlarının çıplak gözle görülebilen en parlak üyeleri olduğunu varsaymışlardır. Ancak sınıflandırmaya göre grubun 7 değil de ya 6 ya da 9 parlak yıldızı olması durumu bir sorun yaratmaktaydı. Ama bu durum Mulmul'un anlamı için daha iyi fikirler olmadığından bir kenarı itiliverdi. Babil'de yıldız bilimi ve yıldız hizmetlerini çeviren Fransız Kögler, Pleiades takım yıldızı çözümünü istemeye istemeye kabul eder ama Mezopotamya metinlerinde Mulmullara sadece gezinenlerin gezegenler değil, ayrıca Güneş ve Ay'ın da dahil edildiğinin hiç de muğlak olmayan bir biçimde belirtildiğini bulduğundaki şaşkınlığını ifade etmiştir. Bu da Pleiades fikrine sarılmayı imkansız hale getiriyor. Ayrıca metinlerde açık bir biçimde Mulmul oluşuğu 12, anlamı ise Mulmul 12'den oluşan bir banttır diye belirtildiğine de rastlamıştır ki içlerinden onu farklı bir grup oluşturmaktadır. Mulmul teriminin grubu bir bütün, tüm gök cisimlerini içeren göksel yapı olduğunu belirtmek üzere tekrarlanarak Güneş sistemini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Kaidelilerin astrolojisini tercüme eden kişi Charles Wirrallaut, Mulmul veya Kakkabu grubunun üyelerini tarif eden bir Mezopotamya metnini ki bu tablet numarası ise K.3558 bunu tercüme etmiştir. Metnin son dizesi son derece açıktır. Kakkabu, Kakkabu. Onun gök cisimlerinin sayısı 12'dir. Onun gök cisimlerinin istasyonları 12'dir. Ayın bütün ayları 12'dir.
Metin kuşkuya yer bırakmaz. Mulmul yani güneş sistemimiz 12 üyeden oluşmuştur. Belki de bu sürpriz olmamalı. Zira Yunanlı bilgin Diodorus, Kayderililerin 3 yolunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan 36 gök cismini açıklarken, bu gök tanrılarının baş yetkiye sahip 12'sinden her birine Kayderililer bir ay ve burç kuşağından bir burç tayin ederler diye belirtmiştir. Artık 12 sayısının kadim dünyadaki önemini kavrayabiliriz. Sümer tanrılarının büyük grubu ve daha sonraki Olimpos tanrılarınınki tamamen 12'den oluşmaktaydı. Genç tanrılar bu daireye ancak yaşlı tanrılar emekli olduğunda katılabiliyordu. Benzer şekilde 12 sayısını sürdürmek için bir boşluk olduğunda doldurulması gerekiyordu. Asli göksel grup 12 üyeli güneş yolu modeli saptıyordu. Buna göre diğer her bir göksel bant 12 kısma ayrılıyor veya 12 gök cismine tahsis ediliyordu. Buna uygun olarak da bir yılda 12 ay, bir günde 12 çift saat vardı. Sümer'in her bir bölgesi bir iyi şans ölçüsü olarak 12 gök cismine tahsis edilmişti. Susalı bir kral tarafından yontulan gök cisimlerinin sembollerini taşıyan bir sınır taşı bu 24 işareti resmediyor. Doğal sayı sayma temelimiz 10 olmasına rağmen 12 sayısı Sümerliler geçip gittikten çok sonraları da göksel ve ilahi tüm meselelere nüfuz etti. 12 Büyük Titan, 12 İsrail kabilesi, İsrail Yüksek Rahibinin büyülü göğüslerinde 12 parça vardı. Bu göksel 12'nin gücü İsa'nın 12 havarisine ve 1'den 12'ye kadar sayıp 12'den sonra 10 ve 3, 10 ve 4 diye devam etmeye kadar taşındı. Bu güçlü kesin 12 sayısı nereden kaynaklanıyordu? Göklerden. Çünkü güneş sistemi yani Mulmul bizim bildiğimiz gezegenlere ek olarak Anu'nun gezegenini de içermekteydi. Parlak bir gök cismi olan sembolü Sümer yazısında Tanrı Anu ve ilahi yerine geçmekteydi. Bu astronomi metni üstün asanın kakkabı Mulmul'daki koyunlardan biridir diye açıklar. Ve Marduk darbe yapıp üstünlüğü ele geçirdiğinde ve bu gezegenle ilişkili tanrı olan Anu'nun yerini aldığında Babililer şöyle demiş. Marduk'un gezegeni Mulmul içinde görünür. İnsanlığa dünyanın gerçek yapısını ve gökleri öğreten Nefilimler, kadim gökbilimci rahiplere sadece Satürn'ün ötesindeki gezegenleri bildirmekte kalmamış, en önemli gezegenin gelmiş oldukları gezegenin varlığını da öğretmişlerdi. Gök Krallığı. Yaratılış destanı ve paralel metinlerle ilgili çalışmalar, M.Ö. 2000'den bir süre sonra Enki'nin oğlu Marduk'un Enlil'in oğlu Ninurta ile giriştiği tanrılar arasında üstünlük kazanma yarışının başarılı galibi olduğunu göstermektedir. Babililer daha sonraları orijinal Sümer yaratılış destanını değiştirdiler. Ninurta'ya göndermelerin hepsini ve Enlil'e yapılan göndermelerin çoğunu çıkararak istilacı gezegeni Marduk diye yeniden adlandırdılar. Marduk'un dünya üzerindeki tanrıların kralı statüsüne, gerçek yükseltilişine, ona göksel karşılığı olarak Nefilimlerin gezegeninin yani 12. gezegenin tayin edilmesi eşlik ediyor. Göksel tanrıların efendisi olan Marduk aynı zamanda göklerin de kralıydı. Bazı bilginler ilk başlarda Marduk'un ya kuzey yıldızı ya da bahar noktası sırasında Mezopotamya semalarında görülen bir başka parlak yıldız olduğunu düşündüler. Zira göksel Marduk, parlak gök cismi olarak tarif edilmişti. Ama Albert Scott ve başkaları bunun astronomi metinlerinin Marduk'tan Güneş sisteminin bir üyesi olarak söz ettiklerini kesin bir şekilde gösterdiler. Marduk'u tanımlayan diğer sıfatların büyük gök cismi ve ışıldayan olmasından dolayı bilginlerin yine bir güneş tanrısı olarak gördükleri Mısır tanrısı Ra'ya paralel olarak Marduk'un bir Babil güneş tanrısı olduğu teorisi oluştu. Marduk'u uzak göklerin yükseklerini arayan, parlaklığı huşu yaratan bir hale taşıyan diyerek tarif eden metinler bu teoriyi destekliyor gibiydi. Ama aynı metin o diyarları şamaş yani güneş gibi tarar diye anlatmaya devam ediyordu. Eğer Marduk bazı açılardan güneşe benzer olsa bile şüphesiz güneş olamazdı. Eğer Marduk güneş değildiyse gezegenlerden hangisiydi? Kadim astronomi metinleri gezegenlerden herhangi birine uymuyor. Teorilerini belirli sıfatlara dayandıran bazı bilginler Satürn'ü işaret ettiler.
Marduk'un kırmızımsı bir gezegen olarak tanımlanışı Mars'ı da aday yapıyordu. Ama metinler Marduk'u Markaz Şame, göğün ortasında yerleştirmekteydi. Ve bu, çoğu bilgini en uygun tanımlamanın gezegenlerin sıralanışında ortada yer alan Jüpiter olduğuna ikna etti. Bu teoride bir çelişki vardır. Bunu ileri süren bilginler, Kaydelilerin Satürn'ün ötesindeki gezegenlerin farkında olmadıkları görüşünü ileri süren bilginlerdir. Bu bilginler Dünya'yı bir gezegen olarak belirtir ama Kaydelilerin Dünya'yı gezegensel sistemin düz merkezi olarak düşündüklerini de ileri sürerler. Ve Mezopotamyalıların kesin biçimde gök tanrıları arasında saydıkları ayı dışlarlar. Jüpiter'i 12. gezegenle eşleştirmeleri uygun değildir. Yaratılış destanı Marduk'un güneş sistemimize dışarıdan girip Tiamat'la çarpışmadan önce dış gezegenlerin yanından geçen bir istilacı olduğunu açıkça belirtiyor. Sümerliler bu gezegeni Nibiru yani geçiş gezegeni diye adlandırır. Ve destanın Babil versiyonu şu astronomi bilgilerini vermeye devam eder. Nibiru gezegeni gök ve yerin birleştiği noktayı kaplayacak. Yukarıda ve aşağıda karşıya geçemeyecekler. Onu beklemeliler. Nibiru gezegeni göklerde parlak olan gezegen. Merkezi noktayı tutar. Ona hürmet edecekler. Nibiru gezegeni odur hiç yorulmadan Tiamat'ın ortasından geçip duran. Adı geçiş olsun en ortada duran. Bu dizeler Tiamat'ın ortasından geçip duran 12. gezegenin diğer gezegenleri iki eşit gruba bölmesiyle ek ve kesin bilgiyi sağlıyor. Yörüngesi onu tekrar tekrar bir zamanlar Tiamat'ın bulunduğu göksel savaşın meydanına getiriyor. Gökte sıralanışlarına göre gezegenlerin listesiyle gezegensel dönemleri son derece gelişmiş bir tarzda ele alan astronomi metinlerinin de Marduk'un Jüpiter'le Mars arasında bir yerde göründüğünü önerdiklerini görüyoruz. Sümerliler tüm gezegenleri bildiklerine göre 12. gezegenin merkezi konumda görünüşü çıkarımlarımızı onaylıyor. Eğer Marduk'un yörüngesi onu bir zamanlar Tiamat'ın bulunduğu yere nispeten yakınımıza yani Mars ve Jüpiter arasına getiriyorsa bu kadar büyük ve parlak olduğu söylenen bu gezegeni niçin hala göremedik acaba? Mezopotamya metinleri Marduk'tan göklerin bilinmeyen bölgelerine ve evrenin uzak kısımlarına erişen diye söz eder. Şöyle der, o gizli bilgileri tarar, evrenin tüm kısımlarını görür. Ayrıca diğer bütün gezegenleri gözleyen, yörüngesi diğer gezegenlerin etrafından dolaşmasına izin veren tarzda anlatılmıştır. Onların kuşaklarını yani yörüngelerini tutar. Çevrelerinde bir çember oluşturur. Yörüngesi diğer gezegenlerinkinden daha ulu ve daha büyüktür. Bu nedenle Franz Kögler aklına Marduk'un tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi büyük eliptik bir yol izleyen hızlı bir gök cismi olabileceği gelmişti. Yerçekim merkezi olarak Güneş'e odaklanan böylesi eliptik bir yörünge bir apogee yani Güneş'ten en uzak olduğu ve dönüş uçuşuna başladığı noktaya ve bir hadit noktasına yani dış uzaya dönüş yolculuğunun başladığı Güneş'e en yakın olan noktaya sahiptir. Mezopotamya metinlerinde böyle iki üssün gerçekten de Marduk'la ilişkilendirildiğini görüyoruz. Sümer metinleri gezegeni Nu'dan yani gök üssünden Enuna, asil eve giderken betimler. Yaratılış destanı Marduk'tan söz ediyor. Göğü geçti ve bölgeleri taradı. Efendi daha sonra derin yapısını ölçtü. Eşara'yı göklerdeki büyük ev olarak kurdu. Demek ki bir ev dıştaydı. Yani uzayın derin bölgelerinde. Diğeri gökte asteroid kuşağının içinde. Mars ve Jüpiter arasında kurulmuştu. Sümerli atalarının yani Urlu İbrahim'in öğretilerini izleyen kadim İbraniler'de en üstün ilahlarını en üstün gezegenle ilişkilendirdiler. Mezopotamya metinleri gibi eski ahitte yer alan birçok kitapta görülmeksizin bir daire içinde göklerde hareket eden Rabbi, en uzaktaki gezegenleri bile doğarlarken görebildiği göğün yükseklerinde ev sahibi olarak tarif eder. Göksel çarpışmayı tarif eden Eyüp'ün kitabı muhteşem gezegenin gittiği yeri bize şu önemli dizelerle anlatır. Derinin üstüne bir yörünge çizdi. Işık ve karanlığın kaynaştıkları son yere kadar. Mezmurlarda aynı açıklıkla gezegenin muhteşem rotasını çizerler. Gökler Rabbin izzetini beyan eder. Ve gök kubbesi ellerinin işini ilan eyler. Gerdekten çıkan güve gibidir. Ve bir yiğit gibi rotasında koşmaktan hoşlanan.
çıkışı göklerin ucundadır. Devrede onların sonuna kadar. Apoge noktasında muazzam yüksekliklere uçan ve daha sonra hadit noktasına, yani aşağı inen, göklere boyun eğen, göklerdeki büyük yolcu olarak tanınan gezegen bir kanatlı küre olarak resmediliyor. Arkeologların yakın doğu halklarının kalıntılarını gün ışığına çıkardıkları her yerde kanatlı küre sembolü göze çarpıyordu. Tapınaklarda ve saraylarda kayalara oyulmuş, silindir mühürlere kazınmış, duvarlara resmedilmiş. Krallara ve rahiplere eşlik ediyor. Onların tahtlarının üstünde duruyor. Savaş sahnelerinde onların üstünde yüzüyordu. Arabalarının üstüne işlenmişti. Kil, metal, taş ve tahta nesneler bu sembolle süslenmişti. Sümer ve Akat, Babil ve Asur, Elam ve Urartu, Mari ve Nuzi, Mitanni ve Kenan. Hepsi de bu sembole saygı göstermekteydi. Hitit kralları, Mısır firavunları, Pers şarları, hepsi de sembolü ve temsil ettiği şeyi en üstün ilan etmişlerdi. Binlerce yılda öyle kaldı. Kadim dünyanın dinsel inançlarının ve astronomisinin bel kemiği, 12. gezegenin Tanrılar gezegeninin Güneş sistemi içinde kaldığı ve büyük yörüngenin onu periyodik olarak dünyanın yakınlarına getirdiği kanaati oluşturmaktaydı. 12. gezegenin geçiş gezegeninin piktografik işareti bir haçtı. Aynı zamanda Anu ve ilahi anlamına gelen bu çivi yazısı işareti, daha sonraları Sami dillerinde işaret anlamına gelen Tav harfine dönüştü. Gerçekten de kadim dünyanın tüm halkları 12. gezegenin periyodik yaklaşmasını altüst oluşların, büyük değişimlerin ve yeni çağların bir işareti olarak görmekteydi. Mezopotamya metinleri gezegenin periyodik olarak ortaya çıkışını beklenen, tahmin edilebilen ve gözlemlenebilen bir olay olarak anlatmaktadır. Büyük gezegen ortaya çıkışında koyu kırmızı, göğü yarıdan böler ve Nibiru olarak durur. Gezegenin gelişiyle ilgili metinlerin birçoğu olayın dünya ve insanoğlu üstündeki etkisine dair kehanetlerde bulunan kehanet metinleridir. Ninova ve Babil'in büyücülerinin ve astrologlarının anlatımları bulunan tabletleri çeviren kişi olan Campbell Thompson, gezegenin Jüpiter'in durağını çevrelerken ilerleyişini ve geçiş, yani Nibiru noktasına gelişini anlatan bazı metinler yayınlamıştır. Jüpiter'in durağından gezegen batıya doğru geçer. Bir süre güven içinde yaşayış olacaktır. Diyara yavaşça huzur çeker. Jüpiter'in durağından başlayarak gezegenin parlaklığı artmaya başlar ve Yengeç Burcu'nda Nibiru haline gelecektir. Akat bollukla dolacak. Akat kralı güçlenecektir. Nibiru sona geldiğinde diyar güven içinde yaşayacak. Saldırgan krallar barış yapacak. Tanrılar duaları kabul edecek. Yakarışları duyacak. Ancak yaklaşan gezegenin güçlü kütle çekimi etkili yağmurlara ve sellere de sebep olacağı beklenmekteydi. Gök tahtının gezegeni daha da parlaklaşınca seller ve yağmurlar olacak. Nibiru hadit noktasına vardığında tanrılar huzur verecek, belalar ortadan kalkacak, karışıklıklar çözülecek. Yağmur ve seller gelecek. Mezopotamyalı alimler gibi İbrani peygamberler de gezegenin dünyaya yaklaşma ve insanoğluna görünür olma zamanını yeni bir çağın müjdecisi olarak düşünmüşlerdir. Mezopotamya'nın ve gök tahtının gezegenine eşlik eden bolluk ve barış kehanetleriyle Rabbin gününden sonra dünyaya gelen barış ve adaleti anlatan İncil kehanetleri en iyi şekilde İşaya'nın sözleriyle ifade edilebilir. Ve son günlerde vaki olacak ki Rab milletler arasında hükmedecek ve çok kavimler hakkında karar verecek. Kılıçlarını sapan demirleri ve mızraklarını bağcı bıçakları yapacaklar. Millet millete karşı kılıç kaldırmayacak. Rabbin gününü izleyen yeni dönemin kutsamalarının tersine, o günün kendisi eski ahit tarafından yağmurlar, tufanlar ve depremler zamanı olarak tarif ediliyor. Eğer İncil'deki pasajları tıpkı Mezopotamya denkleri gibi, dünyanın yakınından geçen güçlü kütle çekimi olan büyük bir gezegenin geçişine göndermede bulunuyorsa, İşaya'nın sözleri açıkça anlaşılabilir. Dağlarda kalabalığın gürültüsü, büyük bir kavmin gürültüsü gibi bir araya birikmiş milletlerden krallıkların kargaşalık gürültüsü, orduların Rabbi cenk için orduyu yokluyor. Bütün memleketi viran etmek için. Rab ve gazabın silahları uzak bir diyardan göklerin ucundan geliyor. Bundan ötürü gökleri titreteceğim ve orduların Rabbi geçerken kızgın öfkesi ve gazabı gününde dünya yerinden oynayacak.
Dünyanın dağları eriyecek, vadileri yarılacak ve bir yandan ekseni etrafında dönüşü de etkilenmiş olacak. Amos peygamberin açık biçimde kehanet ettiği gibi ve o günde vaki olacak ki Rab Yahve diyor. Öğleyin güneşi batıracağım ve güpegündüz diyarı karartacağım. İşte Rabbin günü geldi diye ilan eden Zekeriya peygamber halkını dünyanın kendi ekseni çevresinde dönüşünün durması fenomeninin sadece bir gün süreceğini söyleyerek bilgilendirdi. Ve o gün vaki olacak ki ışık olmayacak, ışıldayanlar kararacak. Fakat Rabbin bildiği bir gün olacak, gündüz de olmayacak, gece de olmayacak ve vaki olacak ki akşamleyin ışık olacak. Yoel peygamber Rabbin gününde güneş ve ay kararıyor ve yıldızlar ışıklarını gizliyor. Güneş karanlığa ve ay kana bürünecek demişti. Mezopotamya metinleri gezegenin parlaklığını ululamış ve onun gündüz vakti bile görülebildiğini öne sürmüşler. Gün doğarken görülür, gün batarken gözden kaybolur. Nippur'da bulunan bir silindir mühürde göklerde gözle görülen 12. gezegeni huşu içinde bakan bir grup saban süren resmedilir. Kadim halklar 12. gezegenin dönemsel gelişini beklemekle kalmamış, onun yaklaşma rotasını da çıkarmışlardır. Çeşitli İncil pasajları, özellikle de İşaya, Amos ve Eyüp kitapları, Göksel Efendi'nin hareketini çeşitli burçlarla ilişkilendirirler. Tek başına gökleri geren O'dur ve en yüksek derin üstünde yürüyen O'dur. Büyük Ayı'ya, Orion'a ve Sirius'a ve Güney'in burç evlerine varan O'dur. Ya da yüzü boğa ve koça gülümser. Boğadan yaya gider. Bu dizeler sadece göklerin en yükseklerini tarayan bir gezegeni değil, aynı zamanda güneyden gelen ve saat yönünde hareket eden bir gezegeni tarif ediyor. Tıpkı bizim Mezopotamya verilerinden çıkardığımız gibi. Habakkuk peygamberin son derece açık biçimde belirttiği gibi Rab güneyden gelecek. Haşmeti dünyayı dolduracak ve Venüs ışık gibi olacak. Hüzmelerini Rabbin verdiği. Konuyla ilgili Mezopotamya metinleri arasında bir tanesi son derece açıktır. Tanrı Marduk'un gezegeni ortaya çıktığında Merkür, gök yayının 30. derecesinden yükselen Jüpiter, göksel savaşın olduğu yerde durduğunda Nibiru. Şu şemanın gösterdiği gibi yukarıdaki metin. Bilginler öyle varsayıyor ama 12. gezegeni farklı isimlerle çağırmamaktadır. Bunlar daha ziyade gezegenin hareket eden ve dünyadan gözlemlenebilecek ve izlenebilecek biçimde ortaya çıktığı 3 önemli nokta ile ilgilidir. Yörüngesi onu dünyanın yakınına geri getirirken 12. gezegeni gözlemlemek için ilk fırsat Merkür'le bir hizaya geldiği zamandı. A noktası. Hesaplamalarımıza göre Güneş, Dünya, Hadid noktasındaki hayali gök yayına 30 derecelik bir açıda olduğunda, Dünya'ya yaklaşırken ve bu nedenle Dünya semalarında yükseliyor gibi görünürken, gezegen Jüpiter'in yörüngesini B noktasında keserdi. En sonunda göksel savaş meydanına Hadid noktasında ya da geçiş noktasına geldiğinde Nibiru gezegeni C noktasında olurdu. Güneş, Dünya ve Marduk'un yörüngesinin hadit noktası arasına hayali bir eksen çizen dünyadaki gözlemciler, Marduk'un ilk olarak Merkür'le 30 derecede hizaya girdiğini gözlemlediler. A noktası. Bir 30 derece daha ilerleyen Marduk, B noktasında Jüpiter'in yörüngesini geçiyor. Sonra hadit noktasında, yani C noktası, Marduk geçişine ulaşıyor. Göksel savaş meydanına geri gelir. Bu nokta dünyaya en yakın olduğu zamandır ve uzak uzayın derinliklerine doğru yörüngesinde geri dönmeye başlar. Kadim Mezopotamya ve İbrani yazıtlarındaki Rabbin günü beklentisi, ki bunlar yeni ayetteki göklerin krallığının gelmesi beklentisinde tekrarlanıyor. Demek ki dünya halklarının gerçek deneyimlerine dayanmaktadır. Krallık gezegeninin dünya yakınlarında dönemsel dönüşüne tanık oluşlarını. Gezegenin dünyaya dönemsel olarak görünüşü ve gözden kayboluşu, onun kalıcı bir güneşsel yörüngesi olduğu varsayımını doğrulamaktadır. Bu açıdan birçok kuyruklu yıldız gibi davranmaktadır. Her 75 yılda bir dünyaya yaklaşan Halley gibi bilinen kuyruklu yıldızların bazıları o kadar uzun zaman gözden kaybolurlar ki, gökbilimciler aynı kuyruklu yıldızı gördüklerini fark edene dek bir hayli direnmişlerdi. Diğer kuyruklu yıldızlarsa insan hafızasına göre ancak bir kez görülmüştür ve binlerce yıllık yörüngelere sahip oldukları düşünülmektedir.
Örneğin ilk kez 1973 yılı Mart ayında keşfedilen Koyteck kuyruklu yıldızı 1974 Ocak ayında dünyanın 120 milyon kilometre yakınına gelmiş ve kısa süre sonra güneşin ardında gözden kaybolmuştu. Gökbilimciler 7500 ila 75 bin yıl içindeki gelecekte tekrar ortaya çıkacağını hesaplıyorlar. İnsanın 12. gezegenin periyodik biçimde görülmesi ve gözden kaybolmasına aşinalığı, yörünge döneminin Koyteck için hesaplanandan daha kısa olduğunu akla getiriyor. Eğer böyleyse astronomlarımız neden bu gezegenin varlığından haberdar değiller? Durum şu ki Koyteck için verilen en düşük yörüngenin yarısı kadar bir yörünge bile 12. gezegeni Plüton'la aramızdaki uzaklığın 6 katı uzağa koymaktadır. Yani bu uzaklıktaki böyle bir gezegen güneşin ışığını dünyaya doğru çok az ya da hiç yansıtacağından gözle görünmeyecektir. Aslında Satürn'ün ötesindeki bilinen gezegenler ilk olarak gözlenerek değil matematiksel olarak keşfedilmiştir. Gökbilimcilerin bulduğuna göre bilinen gezegenlerin yörüngeleri anlaşılan diğer gök cisimleri tarafından etkilenmektedir. Gökbilimcilerin 12. gezegeni keşfetmeleri bu şekilde olabilir. Zaten görülmesine rağmen belirli kuyruklu yıldızların yörüngeleri üzerindeki etkileri sayesinde algılanan bir X gezegeninin var olduğu yolunda spekülasyonlar yapılmaktadır. 1972'de Kaliforniya Üniversitesi Lawrence Livermore Laboratuvarı'ndan Joseph Brady, Halley kuyruklu yıldızının yörüngesindeki farklılıkların Güneş'in çevresini her 1800 yılda bir dolanan Jüpiter boyutunda bir gezegen tarafından oluşturulduğunu keşfetti. 9 milyar 600 milyon kilometre olarak hesaplanan uzaklıkta varlığı ancak matematiksel olarak saptanabiliyordu. Böyle bir yörüngede mümkün olabilir ama Mezopotamya ve Ahit kaynakları 12. gezegenin yörünge döneminin 3600 yıl olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. 3600 sayısı Sümerce'de büyük bir daire olarak yazılır. Gezegenin sıfatı olan şar, en üstün hükümdar. Aynı zamanda mükemmel bir çember. Tamamlanmış devir anlamına da geliyor. Aynı zamanda 3600 rakamı anlamındadır. Ve bu 3 terimin tanımı, yani gezegen, yörünge, 3600 sadece bir rastlantı olamaz. Babilli rahip gökbilimci bilgin Berossus, tufandan önce dünya üzerinde hüküm süren 10 hükümdardan söz ediyor. Berossus'un yazılarını özetleyen Alexander Polystor şöyle yazar. İkinci kitap, Kaydeli 10 kralın tarihidir ve her birinin toplam 120 şar ya da 432 bin yıl süren saltanatı tufan zamanına dek varır. Aristo'nun bir öğrencisi olan Abidenus da toplam saltanat süreleri 120 şar olan tufan öncesi 10 hükümdardan söz eden Berossus'tan alıntı yapar. Bu hükümdarların ve şehirlerinin kadim Mezopotamya'da olduğunu açıklar. Diyarın ilk kralının Alorus olduğu söylenir. 10 şar hüküm sürdü. Bir şar 3600 yıl diyerek ölçülür. Ondan sonra Alaprus 3 şar hüküm sürdü. Onun ardından Pantibiblon şehrinden Amilarus 13 şar hüküm sürdü. Onun ardından Amennon 12 şar hüküm sürdü. O da Pantibiblon şehrindendi. Sonra aynı yerden Megalarus 18 şar. Sonra Daos çoban mekanı 10 şar yönetti. Ardından başka hükümdarlar da geldi ve hepsinin sonuncusu Sisitrus'tu. Tamamı 10 kral, saltanat süreleri ise 120 şardı. Atinalı Apollodorus da Berossus'un tarih öncesi açıklamalarını benzer terimlerle bildirmiştir. 10 hükümdar toplam 120 şar, yani 432 bin yıl hüküm sürmüştü. Ve her birinin saltanatı 3600 yıllık şar birimleriyle hesaplanmıştı. Sümerolojinin ilerlemesiyle birlikte Berossus'un atıfta bulunduğu eski metinler bulundu ve deşifre edildi. Bunlar Sümer kralı listeleridir ve anlaşılan dünyada krallık göklerden aşağı indirildiği zamandan tufan dünyayı silip geçene dek hüküm süren 10 tufan öncesi hükümdarın geleneğini izleyerek sıralanmışlardı. W-B-144 metni diye bilinen bir Sümer kral listesi 5 meskun yerde veya şehirdeki ilahi hükümdarlık sürelerini kaydeder. İlk şehir olan Eridu'da iki hükümdar vardır. Metin her iki ismin başında da ata anlamına gelen ünvan hecesi A harfine ekler. Krallık göklerden aşağı indirildiğinde krallık ilk Eridu'daydı. Eridu'da Alulim kral oldu. 28 bin yıl hüküm sürdü. Alalgar 36 bin yıl hükmetti. İki kral 64 bin 800 yıl hüküm sürdüler.
Krallık daha sonra hükümdarların en veya efendi ve bir keresinde ilahi ünvan Dingir diye adlandırıldığı diğer hükümet merkezlerine aktarılır. Eridu'yu bıraktım. Krallığı Batibira'ya taşındı. Batibira'da. En Menluan'la 43.200 yıl hüküm sürdü. En Men Mangalan'la 28.800 yıl hükmetti. İlahi Dumuzi, çoban 36.000 yıl hüküm sürdü. Üç kral 108.000 yıl boyunca hüküm sürdüler. Listede daha sonra bunların ardından gelen şehirleri yani Larak ve Sipar'ı ve onların ilahi hükümdarlarının ve son olarak da ana veya babası ilahi olan bir insanın kral olduğu Şurupan adlarını verir. Bu saltanat sürelerinin fantastik biçimde uzun oluşlarındaki en çarpıcı nokta bunların hiç istisnasız hep 3600 sayısının katları olmasıdır. Bir başka Sümer metni W-B-62 Larsa'yı ve bu şehrin ilk ilahi hükümdarını da krallar listesine ekler ve bu metnin verdiği saltanat süreleri de yine 3600 yıllık şahrın tam katlarıdır. Diğer metinlerin yardımıyla şu sonuca varılır. Gerçekten de Sümer'de tufandan önce 10 hükümdar vardı ve her biri birçok şahr boyunca hüküm sürmüştü. Ve toplam saltanat süreleri Berossus'un bildirdiği gibi 120 şahrdı. Bu çıkarımın ta kendisi bu hükümdarlık şartlarına krallık gezegeninin yörünge dönemi olan Şar'la ilişkili olduğunu önermektedir. Yani Alulim 12. gezegenin 8 yörünge dönemi boyunca, Alalgar'sa 10 yörünge dönemi boyunca ve benzeri hüküm sürmüştü. Eğer bu tufan öncesi hükümdarlar önerdiğimiz gibi 12. gezegenden dünyaya gelen Nefilimlerse o zaman dünya üzerindeki hükümdarlık dönemlerini 12. gezegenin yörünge dönemleriyle ilişkilendirmeleri şaşırtıcı olmamalı. Böylesi hükümdarlık veya krallık dönemleri bir iniş zamanından bir kalkış zamanına dek sürerdi. Yani 12. gezegenden bir kumandan geldiğinde diğerinin ayrılma zamanı geliyordu. İnişlerin ve kalkışların 12. gezegenin dünyaya yaklaşmasıyla ilişkili olması gerektiğinden komutanlık süreleri ancak bu yörünge dönemleriyle yani şarlarla ölçülebilirdi. Şüphesiz dünyaya inen nefilimlerin herhangi birisinin iddia edildiği gibi burada 28.800 veya 36.000 yıl boyunca hüküm sürebilir miydi diye sorulabilir. Bilginlerin bu saltanat sürelerinden efsanevi diye söz etmesine şaşmamak gerek. Ama yıl dediğimiz nedir? Bizim yılımız, dünyanın güneş çevresindeki bir yörüngeyi tamamlaması boyunca geçen süredir. Yaşam boyunca üzerinde gezegenimiz zaten güneş çevresinde dönüyorken, dünya üzerindeki yaşam bu yörüngenin uzunluğuyla şekillenmiştir. Hatta ayınki gibi çok daha küçük bir yörünge süresi ya da gün gece dönümü bile neredeyse dünya üzerindeki tüm yaşamı etkilemektedir. Bu kadar çok yıl yaşarız çünkü biyolojik saatlerimiz dünyanın güneş çevresinde bu kadar çok dönmesine göre ayarlanmıştır. Bir başka gezegendeki yaşamın da o gezegenin devirleri tarafından ayarlanmış olduğu konusunda çok az şüphe olabilir. Eğer 12. gezegenin güneş çevresinde aldığı yol böylesine uzunsa, bir yörünge dönemini dünyanın 100 yörünge dönüşü yapmasıyla aynı zamanda tamamlıyorsa, o zaman nefilimlerin bir yılı bizim 100 yılımıza eşittir. Eğer yörüngeleri bizimkinden 1000 kat daha uzunsa, o zaman 1000 dünya yılı sadece bir nefilimin yılına eşit olur. Ya bizim inandığımız gibi güneş çevresindeki yörüngeleri 3600 dünya yılı sürüyorsa, o zaman bizim 3600 yılımız onların takviminde sadece bir yıla ve yaşamlarında da sadece bir yıla karşılık gelecektir. Sümerliler ve Berossus tarafından bildirilen krallık görev süreleri ne efsanevi ne de fantastiktir. Bu görev süreleri sadece 5 veya 8 veya 10 nefilim yılı sürmüştür. Daha önceki bölümlerde insanoğlunun uygarlığa doğru yürüyüşünün nefilimlerin müdahalesi sayesinde 3600 yıllık dönemlere ayrılan 3 safhadan geçtiğini anlatmıştık. Mezolitik çağ M.Ö. 11.000 civarı, çömlekçilik dönemi M.Ö. 7400 civarı ve ani Sümer uygarlığı M.Ö. 3800 civarı. Demek ki 12. gezegenin dünyaya yaklaştığı her sefer bir meclis halinde toplanabileceklerinden dolayı Nefilimlerin insanoğlunun gelişimini periyodik biçimde incelemiş ve devam etmeye karar vermiş olmaları imkansız değildir. Birçok bilgin
Zimmerman'ın Babil ve İbrani Tekvini adlı eserinde Eski Ahit'inde tufan öncesi atalar veya cetlerle ilgili geleneği taşıdığını ve Adem'in soyundan başlayıp tufanın kahramanı olan Nuh'a kadar böyle 10 hükümdarı sıraladığını belirtiyor. Tufandan hemen önceki durumu ortaya koyarken Tekvin kitabı Bab 6 insanoğluna karşı ilahi tavır değişikliğini anlatır. Ve Rab yeryüzünde insan yaptığına pişman oldu. Ve Rab dedi, yarattığım adamı toprağın yüzü üzerinden sileceğim. Ve Rab dedi, ruhum adamı ebediyen korumayacaktır. Hata yaptı çünkü etten bedendir. Ve günleri 120 yıldı. Nesiller boyu bilginler bu ve günleri 120 yıl olacaktır dizesini Tanrı'nın insana 120 yıllık bir ömür verdiği biçiminde okudular. Ama bu anlamlı değildir. Eğer metin Tanrı'nın insanoğlunu yok etme niyetiyle ilgili ise neden aynı anda insana uzun bir ömür bahşetmektedir? Kısa bir süre içinde metinde tufandan hemen sonra Nuh'un tıpkı torunları Sam 600 yıl, Arpakşat 438 yıl, Şelah 433 yıl yaşamıştı. Bunlar gibi 120 yıl olduğu iddia edilen limitten daha fazla yaşadığını görüyoruz. 120 yıllık zaman süresini insanoğluna uydurma çabasında olan bilginler, ahitteki dilin gelecek zaman kipi günleri 120 yıl olacak değil de geçmiş zaman kipi ve günleri 120 yıldı kullandığını görmezden geliyorlar. Demek ki soru şöyle olmalı. Burada atıfta bulunan kimin zaman süresidir? Bizim varsaydığımız sonuç 120 yıllık süre ilahlar içinde. Önemli bir olayı uygun zaman çerçevesine yerleştirmek Sümer ve Babil destan metinlerinde sık görülen bir özelliktir. Yaratılış destanı Enuma Elish yani yükseklerdeyken sözleriyle açılır. Tanrı Enlil ve Tanrıça Ninlil'in karşılaşma hikayeleri de henüz insan yaratılmamışken diye belirtilen zaman çerçevesine oturur. Tekvinin 6. babının dili ve amacı aynı amaçla tasarlanmıştır. Yani büyük tufanın önemli olaylarını uygun zaman perspektifine yerleştirmek için. 6. babın ilk dizesi ve vaki oldu ki diye başlar. Ve vaki oldu ki toprağın yüzü üzerinde adamlar çoğalmaya başladı. Ve onların kızları doğduğu zaman. Bu tam da şunlar olduğu sıradadır. İlahların oğulları insan kızlarının güzel olduklarını gördüler ve bütün seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar. Bu sırada şunlar olmuştur. O günlerde ve hem de ondan sonra yeryüzünde nefilimler vardı. İlahların oğulları insan kızlarına vardıkları ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zamandı. Onlar Olam'dan olan kudretlilerdi. Şem halkıydı. O sıralar, o günler insanoğlu dünya yüzünden bir tufanla silinmek üzereydi. Bu tam olarak ne zamandı? Üçüncü dize bunu net bir biçimde bize söylüyor. Onun ilahın hesabı 120 yıl ikendi. 120 yıl insanoğlunun veya dünyanın yılı değil, kudretli olanların yani roketler halkının nefilimlerin saydığı yıldı. Ve onların yılı şardı, 3600 dünya yılı. Bu yorum sadece Tekvin kitabının 6. babındaki akıl karıştırıcı dizeleri netleştirmekle kalmayıp dizelerin Sümer bilgisine nasıl uyduğunu da göstermektedir. Nefilimlerin dünyaya ilk inişiyle tufan arasında 120 şar 432 bin dünya yılı geçmişti. Tufanın meydana gelişiyle ilgili hesaplamalarımıza göre nefilimlerin dünyaya ilk inişini 450 bin yıl önceye dayandırıyoruz. Nefilimlerin dünyaya yaptıkları yolculuklar ve dünya üzerine yerleşmeleriyle ilgili kadim kayıtlara dönmeden önce iki temel sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Bizlerden pek farklı olmayan varlıklar başka bir gezegende evrimleşmiş olabilirler mi? Böylesi varlıklar yarım milyon yıl kadar önce gezegenler arası yolculuk yapma kapasitesine sahip olabilirler mi? İlk soru çok daha temel bir soruya yol açıyor. Dünyanın yanı sıra başka bir yerde de bildiğimiz şekliyle yaşam var mıdır? Bilim adamları artık hayal edilebilecek her türlü ısı, atmosfer ve kimyasal kombinasyon sağlayan ve yaşam için milyarlarca şans sunan astronomik sayılarda gezegeni olan güneşimiz gibi sayısız yıldız içeren bizimki gibi sayısız galaksinin var olduğunu biliyorlar. Ayrıca gezegenler arasındaki uzayın boş olmadığını da buldular. Örneğin uzayda anlaşıldığı kadarıyla gelişimlerinin ilk safhalarında yıldızları saran buz kristali bulutlarının kalıntıları olan su molekülleri var. Bu keşif güneşin sularının Tiamat'ın sularıyla karıştığını ısrarla öne süren Mezopotamya kaynaklarına destek sağlıyor.
Gezegenler arası uzayda yüzen temel canlı madde molekülleri de bulundu ve yaşamın sadece belirli atmosfer ve ışın şartları altında var olabileceği inancı da yıkıldı. Dahası canlı organizmaların kullanılabileceği tek enerji ve ısı kaynağının güneşin ışınımları olduğu fikri de terk edildi. Pioneer 10, Jüpiter'in güneşten bu kadar uzak olmasına rağmen kendi enerji ve su kaynakları olması gerekecek kadar sıcak olduğunu keşfetti. Radyoaktif element bolluğu olan bir gezegen sadece kendi ısısını üretmekle kalmaz, aynı zamanda bir hayli volkanik faaliyet de geçirir. Eğer bir gezegen güçlü bir kütle çekimi uygulayabilecek kadar büyükse, atmosferini süresiz tutabilecektir. Böyle bir atmosferde bir sera etkisi yaratır. Gezegeni dış uzayın soğuğundan koruyacak ve gezegenin kendi ısısının uzaya dağılmasını önleyecektir. Tıpkı giysilerin bedenin ısısının dağılmasına izin vermeyerek bizi sıcak tutması gibi. Bunu akılda tutarak bakınca kadim metinlerin 12. gezegeni bir hale giydirilmiş biçimde tarifleri şiirsel bir önemden daha fazlasını varsaymamıza yol açar. Ondan her zaman parlak bir gezegen olarak söz edilirdi. O tanrıların en parlağı olandır ve onu gösteren betimlemeler ışınlar saçan bir cismi sergiler. 12. gezegeni. Bilim adamları ayrıca şu beklenmedik sonuca da vardılar. Gezegen kendi ısısını üretebilir ve atmosferik mantosu yüzünden bu ısıyı saklayabiliyor olabilirdi. Yaşam dışı gezegenlerde, yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi buralarda da evrimleşmiş olabilmekle kalmaz, muhtemelen zaten orada evrimleşmiştir. Bu gezegenler Güneş sisteminin daha hafif elementlerinden oluşmuştur. Genelde evreninkine daha benzer bir birleşime sahiptirler ve atmosferlerinde hidrojen, helyum, metan, amonyum ve belki de neon ve su buharından, yani organik moleküllerin üretilmesi için gereken elementlerin hepsinden bolca bulunmaktadır. Bilebildiğimiz yaşamın gelişebilmesi için su şarttır. Mezopotamya metinleri 12. gezegenin sulak bir gezegen olduğu konusunda hiç şüpheye yer bırakmazlar. Yaratılış destanında gezegenin 50 adının sıralanırken onun sulak unsurlarını yücelten bir ad grubu da yer alır. Asar, sulu kral, su düzeylerini kuran anlamına gelen sıfata dayanan adlar. Gezegeni Asaru, ulu parlak sulu kral, Asar Uludu, derinliği bol olan yüce parlak sulu kral diye tarif edilirler. Sümerlilerin 12. gezegenin yaşam dolu yemyeşil bir gezegen olduğu konusunda hiç şüpheleri yoktur. Gerçekten de onu Namtillaku, yaşamı muhafaza eden tanrı diye adlandırırlar. O ayrıca ekincili ihsan eden, bitkilerin filizlenmesine sebep olan tahıl ve bitkilerin yaratıcısı, kuyuları açan, bolluk sularını eşitçe paylaştıran, gök ve yerin sulayıcısıydı. Bilim adamları yaşamın ağır kimyasal bileşimleri olan gezegenler üstünde değil de Güneş sisteminin dış uçlarında evrimleştiği sonucuna vardılar. Kırmızımsı, parıldayan bir gezegen olan 12. gezegen kendi ısısını üreterek ve yayarak yaşam kimyası için gereken malzemeleri kendi atmosferinden sağlayarak Güneş sisteminin bu dış uçlarından çıkıp tam ortamıza geldi. Eğer bir bulmaca varsa bu da yaşamın dünya üzerinde ortaya çıkışıdır. Dünya yaklaşık 4 milyar 500 milyon yıl önce oluştu ve bilim adamları basit yaşam biçimlerinin bu oluşumdan sonraki birkaç yüz milyon yıl içinde dünya üstünde mevcut olduğuna inanıyorlar. Bu biraz fazla çabuk gibi. Ayrıca 3 milyar yıldan daha fazla yaşlı olan en eski ve en basit yaşam biçimlerinin biyolojik olmayan değil de biyolojik kökenli molekülleri olduğuna dair birkaç gösterge de var. Başka bir deyişle yaşamın dünya oluştuktan bu kadar kısa bir süre sonra ortaya çıkması bunun daha önceki bir yaşam biçiminden kaynaklanıyor olmasından dolayıdır. Yoksa cansız kimyasalların ve gazların birleşiminin sonucundan değil. Tüm bunlar aklı karışmış bilim adamlarına dünya üzerinde kolayca evrimleşemeyecek olan yaşamın aslında dünya üzerinde evrimleşmediğini göstermektedir. Bilim dergisi Icarus'taki Eylül 1973 yazısında Nobel ödüllü Francis Crick ve Dr. Leslie Orgel dünya üzerindeki yaşam uzak bir gezegendeki küçücük organizmalardan başlamış olabilir teorisini daha da geliştiriyorlar. Çalışmalarında bilim adamları arasında dünya üzerinde yaşanan kökeniyle ilgili son teoriler yüzünden yaşanan rahatsızlıktan dolayı başlamışlar. Dünya üzerindeki tüm yaşam için niçin ek genetik kod vardır? Eğer yaşam çoğu biyoloğun inandığı gibi bir ilksel çorba içinde başlamışsa çeşitli genetik kodları olan organizmalar gelişmiş olmalıydı. Sonra molibdenum
çok nadir bulunan bir elementken yaşam için şart olan enzim tepkimelerinde niçin önemli bir rol oynar? Dünya üzerinde çok daha bol olan krom veya nikel gibi elementler biyokimyasal tepkimelerde niçin bu kadar önemsizdir? Crick ve Orgel tarafından sunulan garip teori, sadece dünya üzerindeki tüm yaşamın bir başka gezegendeki bir organizmadan kaynaklandığını söylemekle kalmaz, bu tohumlamanın amaçlı olduğunu da söyler. Yani bir başka gezegenden olan zeki varlıklar, dünyada yaşam zincirini başlatma amacıyla yaşam tohumunu bir uzay gemisi içinde gezegenlerinden dünyaya göndermişlerdir. Bu kitabın sağlayacağı verilerden yararlanmamalarına rağmen, bu iki saygın bilim adamının gerçeğe çok yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Önceden kararlaştırılan bir tohumlama yoktu. Bunun yerine göksel bir çarpışma oldu. Üstünde yaşam olan bir gezegen, yani 12. gezegen ve uyduları Tiamat'la çarpıştılar ve bir yarısından dünyayı yaratarak onu ikiye ayırdılar. Bu çarpışma sırasında 12. gezegenin yaşam taşıyan toprağı ve havası dünyayı tohumladı ve bu o kadar erken ortaya çıkışları başka türlü açıklanamayan biyolojik ve karmaşık ilk yaşam biçimlerini ona verdi. Eğer yaşam 12. gezegen üstünde dünyadakinden %1 daha önce başlamışsa, o zaman 45 milyon yıl önce başlamış demektir. Bu kadarlık küçük bir farkla bile ilk küçük memeliler, dünya üzerinde daha yeni ortaya çıkmaya başladığında 12. gezegen üstünde insan olarak gelişmiş varlıklar çoktan yaşamaya başlamış olurdu. 12. gezegende yaşamın bu erken başlayışını dikkate alırsak, gezegen insanlarının sadece 500 bin yıl kadar önce uzay yolculuğu yapabilecek kapasitede olması mümkündür.